Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimize not defterimi uygulamasına birbirinden güzel özellikler eklemeye devam edeceğiz. Ekleyeceğimiz özelliklerden biri verilerimizin asenkron bir şekilde güncellenmesi ve de bunları farklı bir thread yaparak kullanıcının kullandığı arayüzü kullanan main thread'i kitlememek. Şimdi daha önceki dersimizde ne yapmıştık? Şöyle bir açalım. İçinde herhangi bir veri yok. Öncelikli olarak test kategorileri oluşturuyorum. Tıkladım, gördüğünüz gibi biraz takıldı. Daha sonra test notları oluşturuyorum. Yine takıldı ve arayüzümde test notları oluştur dememe rağmen herhangi bir veri gelmiyor. Ne zamana kadar? Uygulamayı kapatıp tekrar açtığımda bu verileri burada görüyordum. Yine aynı şekilde ben bu ekranda şimdi bir sürü veri görüyorum. Şurada tık sil dediğimde gönül ister ki buradaki liste silinsin. Ama bunlar olmuyor. Çünkü bu listenin elemanları on create'te atanıyor ve daha sonra da değiştirilmiyor. Şu an tüm notları sil desem, bütün kayıtları silsem, tüm kategorileri de silsem bu ekranda kalacak. Şöyle tekrardan açtığımda ilgili değişikliği anca o zaman görüyorum. Bu durumu değiştirmek için kullanacağımız bir sınıf var. Bu sınıfımızın adı Cursor Loader dediğimiz sınıf. Şimdi main activity'ye gidelim. Öncelikle birkaç düzenleme yapacağım burada. Şurada kategorileri göster diyormuş. Şunu artık kullanmayalım, silelim buradan. Ve notları göster. Buradaki cursor sayesinde ne yapıyorduk? Bunu buraya atadıktan sonra adaptörümüze bunu veriyorduk ve adaptör şuradaki cursor'dan gelen verileri okuyup ekrana bastırıyordu. Şimdi bu kullanacağımız sınıf için şöyle bir açıklama yapalım. Bir aktivitenin birden fazla loader'ı olabilir. Bu yüzden ve bunun 3 tane metodu mevcut. Bu metotları tek tek yapacağız. Öncelikli olarak bunu kullanmak için bu bir interface'dir. Implements dedikten sonra loader manager diyorum. Burada iki tane package geliyor. İlkini seçiyoruz arkadaşlar. Android.apollo'nu seçtik. Nokta diyorum. Loader callbacks diyor. Ve de bunun içine ne tür bir veri döndürmek istediğimizi, ne tür bir veriyi yüklemek istediğimizi söylüyoruz. Bunu dedikten sonra hata veriyor. Alt enter deyip 3 tane metodum var implemente etmem gereken. On create loader, on load finish, on load reset. Şimdi buradaki on create loader, loader'ımızın oluşturulduğu metot. Daha sonra onLoad finish var. Burada verileri yükleme işlemi bittikten sonra onLoader reset de ola ki veri kaynağı ulaşılamaz duruma geldiğinde buradaki loader'ı sisteme geri vermek, siz bildiğiniz adı üzerinde resetlemek için kullanılan metot. Şimdi buradaki onCreate loader ne zaman çalıştırılıyor? Ne zaman çalıştırılacak veya tetiklenecek? Burada onCreate'e gelince buraya geliyoruz. Get Loader Manager deyip açıklamasına bakarsanız ne diyor? Bu activity için olan Loader Manager nesnesini döner. Eğer gerekliyse yaratılır diyor. Nokta dedim. Init Loader metoduyla ben şuradaki onCreate Loader'ın ne yapmasını tetiklenmesini sağlıyorum. Yani ilk aşama bu. Init Loader diyerek Loader'ımızı initialize ediyoruz. Şimdi bu benden belli başlı parametreler istiyor. Öncelikli olarak bir ID değeri istiyor. Bunun ID'sine ben mesela şöyle bir 100 vereyim. Bu değer ne işe yarıyor? Dedik ya, bir aktivitede birden fazla loader olabilir. Yapacağınız işlemlerin hangi loader'a ait olduğunu birbirinden ayırmak için sonuçta bir loader için 3 metot var. Her loader da o metotları kullanacak. Buradaki bu ID değerine göre işlemlerinizi gruplandırabilirsiniz. Daha sonra create metoduna göndereceğiniz değerleri tutan bir bundle değeri istiyor. Bunu ben null geçiyorum. Herhangi bir değer göndermeyeceğim. Ve de bu loader'ın callback metotları var. Yani tetiklenecek metotları var. Ben bunlara nereden erişeceğim diyor. Ben de diyorum ki bu sınıftan erişeceğim. Çünkü bu sınıf gördüğünüz gibi o interface'i implemente ettiği için bu sınıfın içinde senin callback metotların mevcut. Bunu dedikten sonra init loader çalışınca ne olacak? Benim buradaki onCreate loader'ım
tetiklenmiş olacak. Peki ben bunun içinde neler yapacağım? Bu need return'ını al dursun. Buraya geliyorum. Diyorum ki eğer bana parametre olarak gelen id eşit eşit 100 ise benim yukarıda tanımladığım loader demektir bu. Bu işlemleri yap. İşte benim cursor'ımı ben bu metodun içinde dolduracağım arkadaşlar. Cursor'ı doldurmak için öncelikle bir projection lazım. Ya da şöyle söyleyelim. Return. Burada bir cursor loader geriye döndüreceğiz. Şimdi bunlar nereden geliyor? Şuradaki loader'ların açıklamalarına bakarsanız nerede yazıyordu o? Async task loader genellikle diye bir tane açıklama vardı. En başta mı yazıyordu? Bir dakika. Bakın diyor, genel kullanımı cursor loader'ladır. Yani benim aslında bu sınıfı kullanmamın amacı bir cursor loader geriye döndürmek. Adı üstünde cursor'ı yükleyen, bunun içine verileri koyan metot. Bunlar asenkron çalışır. Biz veriyi eklediğimiz an ne yapacak? Veri kaynağını otomatik olarak güncelleyecek. Return dedik. New diyoruz. Yeni bir cursor loader döndürecek. Benim loader'ım oluşturulduğunda. Gelin şunun parametrelerine bir bakalım. Öncelikli olarak ne istiyor benden? Önce bir context değeri istiyor. Context olarak bu sınıfı gösterebiliriz. Daha sonra URI istiyor. Yani verileri çekeceği URI'yi istiyor benden. Bunun için de ben not defteri notlar.entry'nin content URI'ını kullanabilirim. Daha sonra projection, selection bildiğiniz şeyler bunlar. Bunları biz nerede okuyorduk? Mesela notları göster metodunda benim bir projection'ım vardı. Bunu buradan aynen kopyalıyorum. Ve de buraya yapıştırıyorum. Projection olarak bunu yazdım. Selection için null. Selection arkları için null. Daha sonra da neyimiz vardı? Argı da verdik. Bir tane daha null yazmamız lazım. O da herhalde order içinde. Şimdi ben bunları buraya yazdığımda aynı ne gibi? Content URI yani notlar tablosundaki content query metodu çalışmış gibi verileri gidecek, çekecek ve de buradaki cursor loader'a bunları yükleyecek arkadaşlar. Yani şu yukarıdaki şunu artık ihtiyacım kalmadı. Cursor adapter'ı burada doldurmuşuz, değil mi? Bunlara artık ihtiyacım kalmadı. Şimdi şurayı düzeltelim. Orayı düzeltmeden önce şuna devam edelim. Burada ben loader'ımı doldurdum. Veriyle doldurdum. Load finish yani buradan veri çekme işlemi bittiğinde tetiklenecek olan metot burası. Buraya geliyoruz. Diyoruz ki adapter yani benim list view'umu değiştirmek istiyorum ya bunun için adaptöre erişmem lazım. Buradan gördüğünüz gibi erişemiyoruz. Neden? Çünkü ben adapteri burada tanımlamışım. Şunu yukarıya alalım. Ve de şuraya adaptör diyelim. Bu adaptör nesnesine her yerden ulaşılabilsin. Buraya geldik. Bittikten sonra diyorum ki adapter nokta swap cursor. Yani cursor'ın değiştir. Ne ile değiştir? Bana parametre olarak gelen data cursor ile değiştir. Şimdi İşte şu şekilde ben on create'te ne yaptım? Önce bunu bir initialize ettim. Loader init edilir ve on create loader tetiklenir. On create loader tetiklendi. Tetiklendiğinde burada ben normal bir query metodu gibi önce projection'ımı yazıp nereden veri çekmesi gerektiğini buraya söyledim. Bu metot bittikten sonra yani buradaki veriler yüklendikten sonra onLoadFinish tetikleniyor. Burada da diyorum ki artık senin cursor'ın buradan gelen verileri içeren buradaki data. Yani buradan dönen sonuç
buraya gelecek. Bunu bu kadar yazıyoruz. Burada da dediğimiz gibi data kaynağı bir şekilde erişilemez duruma geldiğinde sadece ne yapıyoruz? Şuraya null geçiyoruz. Çünkü artık bir cursor'ımız, yeni bir cursor'ımız olmadığı için veya herhangi bir veri yükleyemediğimiz için. Şimdi şu yukarıda bir düzenleme yapalım. Orada bir hata almıştık. Şimdi burada bir cursor parametresi varmış ve bu hata verdi. Niye? Ben demin böyle bir değişken vardı, bunu sildiğim için. Ama aslında artık buna ihtiyacımız var mı? Yok. Şuraya gelip bir tane dışta bir cursor tanımlıyorum. Kullanırız diye. Şuradaki adaptör aslında ihtiyacımız yok. Neden arkadaşlar? Çünkü aşağıya bakarsanız ben burada adaptör nokta swap cursor diye bir şey yapmışım. İçinde bir değer varsa da onu şurada yüklenen değerlerle değiştirdiğim için aslında şuradaki bu adaptöre falan ihtiyacımız yok. Tabi tanımını yapmamız lazım. Yani buradaki cursor'un içinde bir veri olmasına ihtiyacımız yok diyelim. Daha sonra bunu buraya atadıktan sonra işlemlerimizi yapıyoruz. Şimdi bir testimizi yapalım bakalım. Loader'ımız çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi veriler burada. Bir sürü de veri var. Peki bunları buradan sil dediğimde çalışıyor mu? Kayıtlar silindi dedi ama gördüğünüz gibi herhangi bir güncelleme yok. Çünkü burada bu loader yapmasına rağmen ne oluyor? Bizim UI'mızı yani arayüzümüzü yenilemiyor. Bunu yapmak için veri kaynağımız olan NotDefter'in Provider sınıfını açıyoruz. Burada 2-3 tane değişiklik yapmamız gerekecek. Öncelikle neredeydi bizim query metodu? Şuradaki query metoduna gel. Burada hemen cursor'ın üstüne gelip cursor nokta set notification URI diyoruz. Daha sonra get context diyoruz. Daha sonra da buraya gelen URI'yi veriyoruz. Get context'teki get content resolver deyip bunu veriyoruz. Bu satırı yazdığımız zaman bu URI ile gelen verilerdeki değişiklikleri dinleyeceğimi bakın açıklamasında ne diyor? Verilen content URI'yi değişiklikler için dinlemeye kayıtlı. Yani artık biz bunu sürekli olarak dinleyeceğiz. Bu cursor'ın içindeki bütün değişiklikler olduğunda bir notification yayınlamasını sağlıyoruz bunun. Ve daha sonra da değişiklik olacak olan satırları ekliyoruz. Mesela insert, delete, update metotlarım vardı değil mi? Benim kayıt, ekle, güncelle, sil diye. Burada hemen yine return'ün üstüne gelip get context nokta get content resolver nokta notify change diyoruz. Yani bir değişiklik olduğunda bunu haber ver. İlk olarak URI'yi yolladık. Daha sonra observer diye bir sınıfı var. Bunu null geçiyoruz. Şurada yaptığım bütün işlemleri diğer metotlarda da yapmam gerekiyor. Böylece bunlar bir işlem yaptığında yani bir kayıt eklendiğinde, güncellendiğinde veya silindiğinde ne olacak? Buradaki URI bunları dinleyecek. Pardon, nerede? Query metodu. Ve ne yapacak? Bu cursor'ı tekrardan oluşturacak. Şimdi tekrardan bir testimizi yapalım. Şu an yaptığım bütün değişiklikleri benim arayüzümde görmem lazım. Öncelikle kategorileri oluşturalım. Oluştu. Daha sonra da notları oluşturalım. Gördüğünüz gibi notlarım bir kere de ekranıma geldi. Şimdi bir silmeye çalışıyor mu? Tüm notları sil. 520 tane kaydı tek seferde sildik arkadaşlar. Dediğimiz gibi önce loader'ımızın metotlarını tanımlıyoruz. Şurada da initialize işlemini yaptık. Daha sonra da bize verileri sağlayan query'ye öncelikle set notification diyoruz. Daha sonra veri değiştiğinde şu alttaki metotlarda ne yapıyoruz? Content resolver'a ulaşıp
Notify change diyoruz. Yani bir kayıt ekledim, haberin olsun. İlgili query'yi değiştir, oradaki cursor değişsin, içeriği değişsin diye haber veriyoruz. Şimdi buraya gelelim. Şurada test verileri ekliyorduk. Gördüğünüz gibi 520 tane kategori oluşturuyormuş, 520 tane de not oluşturuyormuş. Şu kategoriyi ben 20'ye çekiyorum. Notları da 1000 yapıyorum. Yalnız burada şöyle bir sorun olacak. Kategori ID'ler şurada gördüğünüz gibi ne olacak? En fazla 20 tane olacak. Pardon, 20 tane olmayacak. Evet, 20 tane olacak çünkü 20 tane kategori oluşturacağız. Burada kategoriyi atarken 20. kategoriden sonra mesela şurası 21 olduğunda kategori ID 21. Böyle bir kategori olmadığı için ekleme işlemi hatalı olacak. O yüzden buraya geliyorum. Bu i'yi modunu alıyorum 20'ye göre. Daha sonra buna da bir sayısını ekleyeceğim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü mesela burası i20 olduğunda burası 0 oluyor. Ama gördüğünüz gibi ID'si 0 olan bir kategori olmadığı için hata almamak adına böyle bir düzenleme yaptım. Yani 1000 tane de not oluşsa ID'leri 0, şey 1'den 20'ye kadar olacak. Ne üstü ne altı olmayacak arkadaşlar. Şimdi bunu test edelim. Herhangi bir veri yok. Kategori oluştur dedim. Daha sonra da test notlar oluştur dedim. Şimdi 1000 tane not burada oluşmaya çalışıyor ve oluştu. Daha fazla oluştursak tüm notlar, test notları oluştur dedim. Bakın URI benim arayüzüm kilitlendi. Yani emülatörün gücü fazla olduğu için tam olarak kilitlenmiyor. Ben bunu mesela 5000 yapsam ne olacak? Uygulama kapanacaktır büyük ihtimalle. Deneyelim. Neden oluyor çünkü bu? Bu 5000 kayıt ekleyen metot nerede çalışıyor? Main thread'de çalışıyor. Test notları oluştur dedim. Bakın uygulama kilitlendi. Hareket etmiyor ve uygulama kapandı. Çünkü bu main thread'de çalıştığı için ne yapıyor? Diğer bu benim tıklama işlemlerini ele alacak metot main thread bunu kilitlediği için benim tıklamalarıma cevap gelmiyor. Bu yüzden de uygulama kapanıyor. Böyle uzun süren sorgular için ise bizim bir worker thread kullanmamız lazım. Servisler konusunda bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmiştik ama burada veri tabanı için ayrı bir thread'de çalışan bir mekanizma oluşturabiliriz. Ve burada yapacağımız bu insert'leri, update'leri, delete'leri biz farklı bir thread'de yaparsak böyle uygulamamızın kapanması gibi sorunlar yaşamayız. Bunu yapmanın çok basit bir yolu var. Nedir bu? Bir async query handler diye bir sınıf tanımlamak. Buraya geliyoruz. Şuraya ne diyeyim? Not defterim query handler diyorum. Ve bu sınıfı extend ediyorum. Nereden? Async query handler. Bir hata alıyoruz. Alt enter dedim. Constructor'ını yazdım. Bu sınıfla yapacağım işlem sadece bu kadar. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacağımıza. Bunu kullanırken mesela benim uzun süren işlemim nerede oluyor? Test verilerini eklerken oluyor değil mi? Main aktivite. Mesela şurada 5000 tane kaydı bir kere de eklemeye çalışıyoruz. Ve bir content resolver'la bunları eklemeye çalışıyormuşuz. Tek yapacağımız şey burada verileri eklerken şu alanı siliyorum ya da silmeyelim. Şöyle yorum satırı altına alalım. Burada öncelikli olarak not defterim query handler oluşturup new not defterim query handler parametre olarak bir content resolver bekliyor. Diyorum ki bu sınıftaki content resolver'la bunu alabilirsin. Daha sonra handler deyip ne yapmak istiyorum ben burada? Start insert yapmak istiyorum. Bu bir token alıyor. Neden istiyor bunu? Şöyle açıklamasına da bakarsanız ne diyor?
Insert Completed'e bir token yollamak isterseniz, yani hangi metodu ya da veya neyi insert ettiğinizle ilgili bir veri göndermek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Hiç ihtiyacımız yok. Bir geçelim. Sorun yok. Daha sonra cookie diye bir şey istiyor. Buna da ihtiyacım yok. Daha sonra URI istiyor. Bundan sonrası işte şu metodun içinde yazdıklarım. Insert metodunu, insert'ü ben nasıl yapıyordum? Notlardaki content URI'ye git, yeni kaydı ekle. Bunu alıyorum, aynen buraya yapıştırıyorum. Bu kadar. Bunu dediğim an ne olacak? Benim bu insert işlemim farklı bir thread üzerinde yapıldığı için uygulamam kilitlenmeyecek. Şurada notları gösterir de silelim. İhtiyacımız yok. Aynı şekilde silme işlemi için de bunu yapabiliriz. Tabii ki de kategori oluştur için de bunu kullanabiliriz. Hatta kullanalım. Şunu aynen kopyaladım. Şuraya geldim. Handler.start insert diyorum. Insert dedikten sonra ne yazıyorduk? Buna da bir yazalım. Hiç önemi yok. Cookie dediği şeyi de bir null verelim. URI olarak neyi veriyoruz? Şunu. Diğerleri de bu. Yani benim yaptıracağım siz söyleyin onun adını. Content Resolver'a yaptıracağım işlemi ne yapıyoruz? Buradaki handler sayesinde yapıyoruz. Kategorileri de oluşturduk. Bir de silme işlemi vardı. Onu da yapalım. Göstermeye not ekle, notları göster. Güncelle var. Güncelle için de tabii ki yapabiliriz ama notları sil, çok fazla not olduğu için uzun sürebilecek bir işlem. Buraya geldik. Şuraları yorum satır altına alalım. Nasıl yapıyorduk? Not defterim query handler'dan bir nesne oluşturuyorum. Content Resolver'a bu sınıf üzerinden ulaşabilirim. Daha sonra da handler.start, bu sefer ne yapacağız? Delete yapacağız. Token'ı bir verelim. Ne istiyor benden? Cookie istiyor. Null diyoruz. Şöyle cookie'nin de açıklamasına bakarsak ne diyormuş? Cookie delete eğer completed olduğunda completed yani silme işlemi bittikten sonra bu metoda göndereceğiniz obje tipindeki bir nesneymiş. Yani bir önemi yok. Öyle bir kontrol yapmayacağım. Daha sonra da ne istiyordu benden? URI istiyor. Silme işleminin URI'yi bu. Daha sonra da selection ve argı istiyor. Ben bunların hepsini şuradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Evet. Şimdi tekrardan bir uygulamayı açalım bakalım. Bir değişiklik olacak mı? Uygulamam bir sürü notla açıldı. Tüm notları sil diyorum. Gördüğünüz gibi bir kere de sildi. Tüm kategorileri sil diyelim. 540 tane kategoriyi sildi. Tekrardan tüm kategorileri test kategorilerini oluşturalım. Test notlar oluştur diyorum. Bakın uygulamam kitlenmeden oluşturuldu. Notları oluştur diyorum ve ben o oluşturulurken içinde gezebiliyorum. Tekrardan tüm notları sil diyelim. Şu an hala kategori oluşturuyor olabilir. O yüzden silme işlemi biraz vakit alabilir. Ama bunları farklı bir thread'de yapıyor. En azından kullanıcı gördüğünüz gibi arayüzde dilediği gibi uğraşabiliyor. Arkada bir sürü işlem yapılırken. Herhangi bir hata almış mıyız? Almamışız. Ve de sonunda sil butonu işe yaradı. Test notları oluştur diyelim. Tekrardan 1000 tane oluşturuldu. 1000 tane miydi? Bakın gördüğünüz gibi 80'den bir anda arttı. Şu an hala kayıtları ekliyor olabilir. Thompson'a gidemediğim için göremiyorum. Tüm notları sil dediğimde biraz bekledikten sonra kaç tane test oluşturduk biz bu arada? Not ekle. Kategori göster. 5000 tane yapmışız. O yüzden bu kadar uzun sürüyor. Ben bunu 1000 zannediyordum. Şurayı 1000 diye düzeltelim. Ve zaten silmiş. Biraz uzun sürse de ne yapmıyor? Benim main thread'imi kitlemediği için kullanıcı istediği gibi
tıklamaları gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de bu şekildeydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere.